Buyurun hocam. Bugün iki takım için de aslında maç öncesi çok stresli bir maçtı. Hem Konyaspor'un ligde kalma savaşı, hem Galatasaray'ın şampiyonluk için verdiği mücadele. Kazanmak istiyorduk. Özellikle tabii ki iki takıma da beraberlik oyun içerisinde berabere bittiğinde iki takıma da yarayan bir sonuç vardı ama tabii iki takım da kazanmak için uğraştı. Kazandığımız için sevinçliyiz. Konyaspor'a da buradan hayırlı olsun diyorum. Tabii ki kaybettiler ama ligde kaldılar. Maçın sonunda da onlar da bu sevinci yaşadı. Ben başta oyuncularıma tabii ki en önemli pay onların bu şampiyonlukta en büyük mücadeleyi veren yaklaşık 11 aydır antrenmanlara 25 Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam başladık. 11 aydır mücadele ediyoruz. 56 tane maç oynadık. Çok büyük emek verdik. Şampiyonlar Ligi'nde oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımların lig performansları hep düşük olmuştur ama Galatasaray takımı bu sene bunu da yıktı. Hem playofflar 3 playoff oynayıp Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Hem ligde şampiyonluğu yaşadı. Hem Şampiyonlar Ligi'nde verdiği mücadele, oynadığı futbol her zaman dominant oyununu ortaya koydu. Ve rekor bir puanla şampiyonluğu bitirdik. Şampiyon olarak bitirdik. 17 maçlık galibiyet serisi gerçekten birçok rekoru kıran oyuncularıma başta teşekkür etmek istiyorum. Başkanımıza, yönetim kurulumuza hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli bir iş başardık. Şampiyonluk bu sene her zamankinden daha zordu. O yüzden kazandığımız için çok mutluyum. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. İnşallah hedefimiz, tabii bir hafta sevineceğiz. Bir haftalık bir süremiz var. Ondan sonra yeni sezonun planlamasını yapacağız. Tekrardan ne yapabiliriz, daha iyi nasıl olabiliriz? Bunu düşünmek isteyeceğiz. Ve hedefimiz tabii ki 5. yıldız, 25. şampiyonluk. 2023'te 23. şampiyonluktu. 2024'te 24. şampiyonluktu. Hedefimiz 2025'te 25. şampiyonluğu yaşayıp gerçek yıldızları takabilmek. Sorusu olan Atabey, buyurun. Galatasaray gerçek şampiyon mu hocam? Vallahi o nasıl oluyor bilmiyorum. Onu bir açıklarsanız. Yani federasyona ayrı bir hak mı tanıdı acaba? Yani federasyonun başka bir şeyi daha var mı bu konuyla ilgili? Ya şöyle tabii yani bunu birçok şeyde söyleyebiliriz. Yani Konyaspor'u Fenerbahçe yenemedi ama biz yendik. O yüzden gerçek şampiyon biziz diyebiliriz. Evet, Burhan Bey, buyurun. Ağabey, hem şampiyonluk hem gol krallığı için tebrikler. Ben direkt şu soruyla başlayayım. Maç sonu yaptı. Al final es de dormir, es el símbolo que estás haciendo, ¿qué significa? Bueno, eso es una respuesta. Ya vimos que durante el año tuvimos que luchar contra muchos factores extra fútbol y bueno, es una respuesta a lo que dijo el presidente del Fenerbahce, hablar de nuestro club, de nuestro orgullo, de nuestro presidente o vicepresidente. En cada ocasión pudieron, y cada vez que pudieron, nos tiraron algo malo y acá estamos. Le demostramos a todos cuál es el mejor equipo de Turquía, cuál es el mejor equipo que vieron durante años acá. 2 años seguidos que somos campeones y lo demostramos dentro del campo contra todo el mundo, contra toda la no sé si decir la población turca, porque tenemos muchos fans en Turquía y ya demostramos que nos quieren mucho,
pero contra toda esa gente que habló mal, que nos deseó lo peor en todos los ámbitos de la vida, acá estamos. Ganamos nuestro número 24, ganamos otro título más y somos los merecedores campeones. Rompimos todos los récords que había que se podían romper y demostramos que nuestro trabajo fue lo mejor que hicimos durante el año. Fueron 11 meses muy difíciles y luchamos de verdad contra todo. O bir cevap niteliğindeydi. Biliyorsunuz futbol dışında sezon boyunca birçok faktörle mücadele etmemiz gerekti. Fenerbahçe Başkanı'nın bizim kulübümüzle, başkan vekilimizle ilgili bazı sözleri vardı. Her fırsatta kötü laflar edildi bizim hakkımızda. Biz de sahada kendimizi gösterdik. Bugün buradayız, görüyorsunuz zaten. İki sene üst üste şampiyon olduk. Sahada yaptığımız şeylerle şampiyon olduk. Ve Türkiye'de bizi çok seven bir taraftar var. En büyük taraftar kitlesine sahibiz. Ve biz de onları ikinci kez şampiyon ettiğimiz için iki yıl üst üste çok mutluyuz. Hak ederek şampiyon olan tarafın biz olduğumuz burada durmamızdan belli oluyor. Bütün rekorları kırarak çünkü buraya geldik ve bunu başardık. 11 zor ayın sonunda bunu başardık. Kaya Bey, Gol Krallığı için herhangi bir özel çalışması oldu mu yoksa bu sezon için atışlanmıyor? Algún trabajo extra para ser el máximo goleador o en el fluidez normal de la temporada se ha ocurrido? No, la verdad que fue un año muy difícil para mí. Después del partido de Besiktas en casa tuve una lesión muy grave en el tobillo y a partir de ahí tuve muchas complicaciones físicas, muchas lesiones. Como ya se ha visto varias veces, jugué 6 meses o 5 meses infiltrado con anestesia, no me podía entrenar al 100%, no podía estar en todos los entrenamientos y el fin de semana estaba en el partido para poder ayudar al equipo con mis goles, con mi presencia. Y la verdad que eso es lo que más orgullo me da, haber podido hacer lo mejor de mí, aún no estando al 100%. Y bueno, es una respuesta también a toda la gente que durante el año me desearon el mal, me desearon lo peor, más allá de toda la gente que me ama y que me quiere, que le agradezco por todo el cariño, pero fue también una respuesta a los pocos que hablaron mal de mí, a los pocos que dijeron cosas feas o cosas malas, deseándome lo peor. Y como dije antes, acá estamos celebrando, levantando una copa, un título más, y esperemos el año que viene poder seguir en este camino y poder hacerlo lo mejor posible. Zor bir süreçti benim için tabii ki buraya kadar. Özellikle son aylarda çok zorluk yaşadım. Evdeki Beşiktaş maçında biliyorsunuz bilekten bir sakatlık yaşamıştım. Ondan sonra da kaslarla ilgili ve birçok sakatlığım oldu. Bunları siz de takip ettiniz zaten. 5-6 ay boyunca anesteziyle antrenman yapmam gerekti. Maçlara çıkmam gerekti. Bazen antrenman kaçırmak zorunda kaldım ağrımdan dolayı. Fakat maçlarda her zaman takımın yanında olayım. Gollerime, takıma yardımcı olayım istedim. Elimden geleni yapmak ve %100 olmasam da orada bulunmak benim için çok önemli. Benim için bazı kötü dilekleri olan insanlar var. Çok az sayıda da olsalar. Onların da karşısında işte şu anda burada olmak benim için çok mutluluk verici. Gol kralı olmak benim için çok mutluluk verici. Burada tekrardan kupayı kaldırdık. Tekrardan şampiyon olduk. Ve bizi seven insanlara bunu armağan edebiliyoruz. Bunun için çok mutluyuz. Yakup Bey, son 2 yıldaki performansıyla Türkiye futbolu fenomeni haline dönüştü ve yeni nesiller onun sayesinde Galatasaray'a generaciones se hacen hinchas de Galatasaray sobre ese amor de los niños que querías decir. Es algo, la verdad que es algo muy, por decirlo con una sola palabra, es algo hermoso, algo que me genera orgullo, algo que me pone muy feliz poder venir a Turquía. Como dije siempre, agradezco mucho al Galatasaray por todo lo que hizo para que yo esté acá en Turquía. Agradezco también a mi mujer que hizo todo para que pueda venir, porque hubo un momento que yo estaba en París y no quería salir o quería ir a otro lado y fue la primera que me dijo de venir a Turquía. Agradezco a Erden, agradezco a cada persona del staff, a cada persona que trabaja en el club, porque la verdad que fue algo increíble lo que vivimos el año pasado. Y este año poder volver a repetir, aún con todas las dificultades que tuvimos y luchar contra todo, fue algo increíble. Y es algo
que agradezco y estoy muy orgulloso, y espero que los niños del futuro, que son las nuevas generaciones, puedan ser fan de Galatasaray y puedan tener un sueño de llegar a ser futbolista o de poder jugar en el club de sus amores. Eso también es algo de lo más lindo que puedo vivir hoy en día. Después, dentro del campo, cada uno hace lo que le corresponde, cada uno hace lo que tiene que hacer, cada equipo quiere ganar y cada jugador quiere lo mejor para sí mismo y para su club. En mi caso, aparte de todo esto, recibir todo el amor que recibo día y noche en Turquía es algo increíble. Çok güzel ve gurur verici kesinlikle. Galatasaray'a ben teşekkür etmek istiyorum bu konuda. Onun dışında eşime çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü buraya gelmemi sağlayan onlar oldu. Paris'teyken acaba kalsam mı, devam etsem mi dediğim sırada eşim beni ikna etti. Aynı zamanda Erden ikna etti beni. Onlar sayesinde buraya geldim. Aynı zamanda kulüpte çalışanlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Her zaman bizim yanımızda oldular. Bir sürü zorluğa rağmen geçen sene şampiyon olduktan sonra bu sene tekrar şampiyon olmamız bunlar sayesinde oldu. Yeni nesilleri futbolcu olma hayalleri ve bizi görüp de büyük hayaller yaşamaları için motive edebildiğim için çok mutlu oluyorum tabii ki de. En güzel duygu aslında bu diyebiliriz. Sahada herkesin farklı rolleri var. Ben de kendi rolümü yapmaya çalışıyorum. Benim için gece gündüz bana sevgi gösteren insanlara bir şey geri verebiliyor olmak çok mutluluk verici. Gracias Mauro. Teşekkürler. Esperamos que mañana todos los niños, todas las madres, todos los padres, todos los abuelos y toda la gente que ama al Galatasaray estén presentes. Vamos a hacer un gran festejo. Fue un año muy duro para todos, un año muy largo. En el cual demostramos que el Galatasaray es el mejor equipo de Turquía y que puedan festejar con nosotros y los esperamos a todos. Yarın anneler, babalar, büyük anneler, büyük babalar, çocuklar hepsiyle birlikte umarım kutlayacağız. Uzun bir yılda bizim için Galatasaray'ın en iyisi olduğunu, Türkiye'nin en büyüğü olduğunu tekrardan göstermiş olduk. Yarın kutlamaya hepsini bekliyoruz. Türkçe bir mesaj olur mu? Mesaj en Türk. Galatasaray taraflarında camiye. Teşekkürler. Yeter.